Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillah, nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ne'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد في عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Değerli cemaatimiz, Yüce Allah'ın önem verdiği esaslardan bir tanesi de adalettir. Öyle ki Rabbimizin kendisi adildir. Mevlamız bizlere adaletli olmayı ve adaleti gerçekleştirmeyi emretmektedir. Rabbimiz ahirette hiçbir haksızlığa meydan vermeden kullarını yargılayacağını ve her hak sahibine hakkını vereceğini ayet-i kerimede şöyle beyan etmektedir. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan şey bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu getirir, ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz buyuruyor Yüce Rabbimiz. Değerli cemaatimiz, adaleti gerçekleştirmede en mühim alanlardan bir tanesi de yöneticiliktir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yönetici ve aile reisi olup da adil davrananların ahirette Allah katında nurdan minberler üzerinde duracaklarını bizlere müjdelemektedir. Peygamberimizin sadık dostu Hazreti Ebu Bekir, halife seçildikten hemen sonra okumuş olduğu hutbede dile getirdiği şu sözleri dinimizin adalet anlayışının en çarpıcı örneklerinden bir tanesidir. Ne diyor bu hutbede? Doğruluk emanettir. Yalancılık da ihanettir. İnşallah içinizdeki en zayıfınız kendisinin hakkını alıncaya kadar benim yanımda en güçlü olanınızdır. İnşallah içinizdeki en güçlünüz de üzerine geçirdiği hakkı kendisinden alıncaya kadar benim yanımda en zayıfınız olacaktır. Değerli cemaatimiz, yine bu anlayış sebebiyledir ki yine İslam halifelerinden Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın adalet timsali olduğu hepimizce malumdur. Onun Dicle'nin kenarında bir kurt kuzuyu yese Allah bunun hesabını Ömer'den sorar anlayışı Müslüman bir yöneticinin adalet anlayışının en güzel ifadelerinden bir tanesidir. Adaletli olmak sadece yöneticilere mahsus da değildir değerli kardeşlerim. Bir hakim baktığı davada, bir şahit şahitlik yaptığı davada, bir aile reisi aile içi münasebetlerde, bir tacir ticari hayatında ve bir mümin de insanlarla olan ilişkilerinde her daim hakkı ve adaleti gözetmelidir. Yüce Mevlamızın şu uyarısına hep birlikte kulak verelim. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine dahi olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Adaleti yerine getirmede asla nefsinize uymayın. Hutbemizi bitirirken toplum liderimiz Doktor Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ı vefat yıl dönümlerinde
rahmet ve minnetle bir kez daha anıyoruz. Ruhları şad olsun. Kâle aleyhissalâtu vesselâm, اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَّنْ لَا ذَنْبَ لَهُ اِسْتَغْفِرُ اللّٰهِ الْعَظِيمِ وَاَتُوبِ اِلَيْهِ وَاَسْأَلُ اللّٰهَ لِي وَلَكُمُ التَّوْفِيقِ.